Sevgili Finans ve Borsa kanalı takipçileri yeni videomuza hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle yatırım fonlarını ve yurt dışına yatırım yapmayı konuşacağız. Öncelikle yurt dışına yatırım yapmak için bilmeniz gereken iki metot var. Birincisi Türkiye içerisinden fonlar aracılığıyla yatırım yaparak bu fonların yurt dışından aldığı hisse senetlerine ve şirketlere ortak olması yolunu seçmektir. Yani siz bir fona ortak olursunuz, bir fon satın alırsınız. Bu fon ise yurt dışındaki hisse senetlerine ortak olduğu için dolaylı yoldan yurt dışından hisse senedi almış yurt dışındaki şirketlere ortak olmuş olursunuz. Bir diğer metodunuz ise eğer fonlara yatırım yaparak yurt dışında yatırım yapmak istemiyorsanız doğrudan kendi hisselerinizi analiz edip kendi seçtiğiniz şirketlere yatırım yapmak istiyorsanız çünkü bu fonlar içerisinde örneğin sadece Apple'a, sadece Google'a, sadece Microsoft'a yatırım yapamıyorsunuz. Fonu yöneten yatırım danışmanının, portföy uzmanının istediği şirketlere ortak olmuş oluyorsunuz. Siz kendiniz seçtiğiniz bireysel hisseleri yurt dışından almak istiyorsanız aracı kurumlar ve bankalar aracılığıyla belli bir komisyon ve belli bir minimum giriş düzeyi örneğin 5 bin dolar 10 bin dolar gibi giriş düzeyleriyle kendiniz doğrudan yurt dışında işlem yapabilirsiniz. Biz bugün Diğer yolu değil de fonlar üzerinden yurt dışına yatırım yapmanın mantığını, ne kadar gelir sağladığını ve sadece yurt dışına yatırım yapmayıp Türkiye içerisinde de bu yatırımı tercih etmenin ne derece doğru olduğunu konuşacağız. Kanalımıza abone olup bizlere destek olursanız çok mutlu olurum. Şimdiden çok teşekkür ederim. Anlattığımız hiçbir şeyin yatırım tavsiyesi olmadığını tekrar belirtmek isterim. Öncelikle bu girdiğim siteyi sizlere tanıtayım. tefas.gov.tr. Bütün fonların ve fonlarla ilgili tüm bilgilerin depolandığı bir sitedir. Mutlaka ama mutlaka kim ne derse desin Hangi yatırım danışmanı, hangi portföy uzmanı, hangi yatırımcı söylerse söylesin. Kendimiz bu siteden fonumuzun geçmişini ve geleceğini karşılaştırmadan yatırım yapmamalıyız. Bu siteye girip kendi seçeceğimiz fonun araştırmasını mutlaka yapmalıyız. Fonlarla ilgili izahnameleri okumalıyız. Fonların bize yayınladığı bildirgeleri okumalıyız. Yönetim giderlerini, özür diliyorum. Fonların işlem ücretim giderlerini okumalıyız. Analiz etmeliyiz. Aynı zamanda %11 Gelir vergisi ödediğimizi bilmeliyiz. Tabii yatırım fonunu yönettiği için yatırım fon uzmanlığında buradan bir kesinti yapması normal. Burada gayet güzel getiri veren fonlar var. Yani 3 senede %600, %700 getiri veren, 5 senede %700, %800'lere yakın getiri sağlayanlar var. Yani bu ne demek? bir senede yüzde on vermiş mesela hemen önümüzde olduğu için. Yani bir senede paramızı ikiye, 2'den daha fazla katlıyoruz. Yüz bin liramız iki bin lira seviyesine çıkıyor. Bu oldukça iyi bir kar. 5 yılda yüzde altı vermiş. Yani neredeyse paramızı 5 yılda 7'ye katladığımızı bir evimiz varsa 7 evimiz bir arabamız varsa 7 arabamız diye düşünebiliriz. Bu şekilde fonlar olduğunu biliyoruz. Bu fonların tek tek incelemesini hangi fonların geleceğe dönük iyi olduğunu bizlere hangilerinin daha avantajlı olabileceğini ve hangilerinin çok daha fazla getiri getirebileceğini fonlar serisi altında çekeceğim. Bu serilere oynatma listesi üzerinden ulaşabileceksiniz. Örneğin Ak Portföyün yeni teknolojiler yabancı hisse senedi fonu var. 5 yılda %675, 3 yılda %201, 1 yılda %110 getirmiş. Evet ama bu oranda devam edebilecek mi? Yoksa diğer hisselerde olduğu gibi bir şişkinlik mi var? Tabii ki buna karar vermek için iyi ve güzel analizler yapmalıyız ama kabaca söyleyebilirim ki çok fazla gitmiş kısa sürede çok fazla primlenmiş fonlarda aynı hisse senetleri olduğu gibi tavandan alım olabileceği gibi bu kadar hızlı yükseliş olan fonlardan biraz temkinli yaklaşmalıyız diyorum bu fonlarla ilgili mutlaka araştırma yapmanız gerekiyor en azından izahnamelerini ve bildirgelerini okumanız gerekiyor bunun için mutlaka kapı ziyaret etmelisiniz. Ben size şimdi bunun üzerinden tekrar zaten anlatacağım ama kaptan siz kendinizde mutlaka okuyun. Peki ben bu fonları nereden alabilirim? Nasıl yurt dışına yatırım yapabilirim? Dilerseniz şu an alım satım yaptığınız bankanızdan, dilerseniz aracı kurumunuzdan bu fonları ulaşıp fonları satın alabilirsiniz. Bunun için bir banka veya aracı kurum fark etmiyor. Her banka veya aracı kurumdan bunu yapabilirsiniz. Şimdi örneğin Ak Portföy. Ben şu sağ tarafa açtım. Ak Portföy'ün BIST 25 endeksindeki hisse senedi fonlarını temettü Özelliği olan fonlarını sizlere göstereceğim şimdi çoğu portföy yatırımı hangi içerisinde hangi şirketlerin hangi firmaların olduğunu göstermiyorlar ama ak portföy bakın burada göstermiş ve bu yüzden de çok ciddi getiri sağlamış yani ne kadar şeffaf olunursa ne kadar dışarıya ve yatırımcısına açık olursa bir fon o kadar iyi oluyor o kadar başarılı olmuş oluyor bu yüzden kendiniz almadan önce mutlaka google üzerinden araştırın bakalım. E, portföy danışmanınız size hangi hisseler olduğunu gösteriyor mu diye. Bir başka buraya geçmeden önce de şunu belirteyim. Eğer dilerseniz bu örneğin ben AK Portföy Yeni Teknolojide yabancı hisse fonunu seçtim şuradan. Buraya girdikten sonra kap bilgi adresine tıklarsanız eğer sizi kapın sitesine atıyor biliyorsunuz. Kamu aydınlatma platformuna. Buradan genel bilgiler kısmından özet bilgilere tıkladığınız zaman sağ tarafta size Bağlantı kurulacak yetkilileri, fonu kimin yönettiğini, fon müdürü Gönül Mutlu örneğin bu fon için. Burada İsterseniz mail adresine, isterseniz telefon numarasına, aynı zamanda bölüm başkanının isterseniz mail adresine, isterseniz telefon numarasına ulaşabiliyorsunuz. Bu sayede aklınıza takılan tüm sorular aynı bir yatırım danışmanıymışsınız, yatırım özel yatırım danışmanınız varmış gibi sorup istediğiniz bilgileri istediğiniz şekilde öğrenebilme hakkınız var almadan önce yatırımlarınızı yapmadan önce mutlaka buraları rahatsız edip sormanızı bilgi almanızı ben tavsiye ederim. Çünkü siz bu sizin hakkınız ve kullanabilirsiniz. Bir de fonlar kısa vadeli 3-5 günlük gibi olmadığı için biraz da uzun vade hedeflendiği için mutlaka benim tavsiyem size burayı rahatsız edip sormanızdır. Örneğin AK Portföy'ün hangi şirketlere yatırım yaptığına baktığımız zaman hisse senetlerini buradan görebiliyoruz. Gördüğünüz gibi yani o kadar fazla şirket var ki temettü veren. Yeni Gimat, Tüpraşı, TSKB'si, Tavuşu, Tekfen'in Tava, Şişesi, Oya, ya işmeni, fortu, enkası, eczacılacı vesaire. Ya yani ak portföy gibi böyle temiz bir şekilde dışarıya şeffaf olan şirketlere fonları daha hızlı değerlendiğini ben gördüm. Şimdi e, biraz daha işin özüne geçelim. Portföyleri yönetim şirketleri, portföy yönetim şirketleri yönetir fonları yatırım araçlarıdır. İsterseniz emitalara, isterseniz kıymetli madenler, isterseniz hisse senetlerini, isterseniz dövize, isterseniz altına yatırım yapmanızı sağlayabilecek şekildelerdir. Yani bu sayede hem küçük paralarla hem de çeşit çeşit şeylere rahatlıkla yatırım yapabilirsiniz. Ben nasıl emitalara yatırım yapacağım, ben nasıl tahvil eurobonda yatırım yapacağım, ben nasıl yabancı şirketlere yatırım yapacağım diye düşünmenize gerek yok. Bunları yöneten portföy yönetim şirketlerinin de kontrolünde olan fonlara yatırım yapmanız aslında yeterli olacak. Yani fonların en iyi avantajları aslında her şeye yatırım yapmanızdır. Bir diğer iyi avantajı da hem dezavantaj hem avantaj olarak görülebilir. Bir uzman tarafından yönetilmesidir. Fakat komple fon yönetildiği için size bireysel olarak bir yatırım danışmanlığı hizmeti veren, size bireysel olarak bir portföy yönetim şirketi tarafından verilen hizmet kadar kaliteli olmaz. Çünkü Bireysel yatırım danışmanlığı hizmetleri sizin yaşınıza, sizin sağlık durumunuza, sizin gelir düzeyinize, sizin risk seviyenizi hepsi onaylanarak bizzat size özel olduğu için tabii ki fon yönetim şirketinin yöneticisinden çok daha faydalı olacaktır. Fakat bu da bir uzmanla çalışmak yine de güzeldir. Yönetim ücreti ve vergisinden bahsettik. Fonların orta ve uzun vadede olması gerektiğini söyledik. İzahnameyi mutlaka ulaşıp okumanız gerektiğini söyledik. Devam eden videolarda tek tek sizlere incelemesini yapacağım. Hangi portföye şu anda hangi fona yatırım yapmanın mantıklı olabileceğini, iyi getiriler getirebileceğini sizler için çekeceğim. Eğer dilerseniz ve yorumlarda belirtirseniz. Şimdi Tofaş üzerinden e, ak portföyün hangi şirketlere yatırım yaptığını ve şeffaf olduğunu da gördük. Şimdi şuradan bir kıyaslamasına gideceğiz. Örneğin biz buradan geldik. Kurucularını buradan seçebiliyorsunuz. Hangi portföy yönetim şirketinin olduğunu. Ünvan türünden altına mı yatırım yapsın, dövize mi, endekse mi, euro bonda mı görebiliyoruz. Şemsiye fon türünden de borçlanma araçları mı olsun, karma mı olsun, kıymetli madenler mi olsun yoksa hisse senedi mi olsun bunu seçebiliriz. Örneğin ben hisse senedini seçtim. Ben kısa vadeli duracağım. Orta kısa vadeli 3 aya bastığım zaman 3 ay içerisinde en çok getiri getiren şirket e, fonları beni buraya sıralıyor, diziyor. Örneğin Akport ve Amerika yabancı hisse senedi fonunun 19 getirdiğini 3 ayda görüyoruz. Yani 3 ayda şu an Türkiye'deki reel faizden özür diliyorum nominal faizden daha yüksek bir getiri getirdiğini burada görebiliyoruz. 3 ayda %19 getirdiğini görüyoruz. Bakın zaten grafiği de bu şekilde olduğunu yükselişte olduğunu görebiliyoruz. Aşağı doğru indiğimiz zaman kap adresinin burada bulunduğunu görüyorsunuz. Ve diğer emitalarla kıyaslarını görüyoruz. Örneğin mevduat faizi %14.61'miş. Bizim fonumuz %87 getirmiş. Bir sene için bakıyorum buradan dikkat edin. Hisse senedi şemsiye fonu %60 getirmiş, BIST %42 getirmiş, Euro %32, altın 24, BIST 30 %23 getirmiş, USD %22 getirmiş gibi buradan inceleyebiliyoruz. Aynı zamanda son 5 yıla tıklarsanız bu verileri son 5 yıl için kıyaslıyor sizin için. %433 son 5 yılda portföyümüz getirirken Euro sadece %200, USD %188 ve hisse senedi şemsiye fonu %80. BIST ise %61 getiri sağlıyor son 5 yıla. Yani son 5 yıla göre BIST'in kaç katı getiri sağladığını buradan görebiliyoruz. Bir başkasına bakalım. Gedik Port bu sefer de biraz uzun vadeli için bakalım. 3 yıl için en yükseklere bakalım. Tacirler portföyüne bakalım. Tacirler son 6 ayda %30 getiri sağlarken son 3 ayda %-2, 1 ayda %6 eksi getiri sağlamış. Fakat son 1 yıla bakarsak %127 getiri sağladığını burada görebiliyoruz. Son 5 yıla bastığımızda ise 1.12 sevi fiyat seviyesinden şu anda ise 680 seviyesine gelmiş yani ortalama 6 katına çıkartmış. Bunu gelin tekrardan buradan kapa ulaşabileceğimizi biliyoruz. Burada fonun dağılımını görebiliyoruz. Hisse senedi'nin 92 yer kapladığını, işte türev araçlarının devlet tahvili'nin ters repo'nun vadeli mevduatın gibi gibi ne kadar yer kapladığını görebiliyoruz. Son bir yılda bizim portföyümüz, bizim fonumuz 127 getirirken buna en yakın BIST 140, %42 getirirken hisse senedi şemsiye fonu %66, dolarsa sadece %22 getir. Son 5 yıla baktığımızda seçtiğimiz fon %500 getirirken dolar sadece %188 getirir. Fakat bizim burada aslında en önemli yapmak istediğimiz şey hisse senedi şemsiye fonuna tıklayıp buradan yabancıyı seçmemiz. Yani yabancı hisse senedi, yabancı teknoloji sektörü, Amerika yabancı hisse senedi fonu, iş portföyü yabancı hisse senedi fonu Akport ve sağlık sektörü yabancı fonu G20 ülkeleri yabancı hisse senedi fonu gibi. Yani burada anlatmak istediğimiz ne? Sadece bütün yatırımlarımızı Türkiye'ye bağlamamalıyız. Bütün dünyada yatırım yapabilmeliyiz. Bütün dünyada yatırım yapabilmek için kalkıp Amerika'dan ev, Almanya'dan dükkan satın alamayacağımıza göre hem parasal hem de imkanlar koşulunda yapabileceğimiz en güzel yurt dışı yatırımı mutlaka portföylerin, mutlaka fonlara yapılan yatırımdır. Buradan dilediğimiz gibi fonları inceleyerek yabancı ülkelere yatırım sağlayabiliriz. Bu videoda aklınıza takılan tüm soruları yorumlar kısmında cevaplayacağım bizzat. Eğer çekmemi istediğim fonlarla ilgili başka videolar varsa yorumlar kısmına mutlaka yazın. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere.